Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, kocaman dağların ardında bir orman varmış. Orada bütün hayvanlar dostça ve mutlu yaşarmış. Bir gün ormana gelen yeni bir misafir, bir anda herkesin ilgisini çekmiş. Bu misafir upuzun yelesi olan bir aslanmış. İsmi de Ateşmiş. 10 gündür ormandaymış. Ormandaki bütün hayvanlar onu evlerinde misafir etmek için sıraya girmişler. Bu maceracı, güçlü, cesur aslanı herkes evinde ağırlamak ve ikramlarda bulunmak istiyormuş. O gece sıra hamam böceği ailesindeymiş. Bütün hayvanlar bahçeye toplanmışlar. Ateşin maceralarını büyük bir dikkatle ve heyecanla dinliyorlarmış. Buradan önce gittiği ormanda hayvanları nasıl selden kurtardığını, büyük kar topunun altından çıkardığı prensesi, gizemli mağarada bulduğu elmasları, 7 katlı çukurun içinden çıkardığı bebeğin hikayesi, daha niceleri. Aslan bütün hayvanları anlattığı kahramanlık öyküleriyle kendine hayran bırakmış. O gece toplantıda olmayan tek hayvan Kral Bubi'ymiş. Bubi nedense yeni gelen aslana inanmıyormuş. Anlattıklarının çok abartılı ve gerçek olmadığını düşünüyormuş. Halkını ona karşı uyarmış ama kimse onu dinlememiş. Hatta dinlememekle kalmamışlar. Eğer ateşi ormandan kovarsa bir daha onun kurallarına uymayacaklarını da açıkça söylemişler. Bubi asla halkının kötülüğünü istemiyormuş. Sadece onların yanlış bir şey yapmasına engel olmak istiyormuş. Ama bu düşündüğü kadar kolay değilmiş. Çok katı kuralları olan Bubi'nin kalbi aslında bir kelebek kadar hassas ve narinmiş. Dışarıdan sert görünen ama aslında yumuşacık bir kalbi varmış. Yanlarına yaklaşmamış. En yüksek dağın tepesinden halkına ve ateşe bakıyormuş. Merak içindeymiş. Acaba ne anlatıyor? Eminim halkımı bir sürü yalanla kandırıyordur. Ne yapsam da onun yalancı olduğunu ve hiç dürüst davranmadığını halkıma göstersem? Bir çare bulmalıyım. Bubi düşünürken onun bu hali kimsenin umrunda bile değilmiş. Onlar ateşin yeni macerasına kapılmışlar. Ateş bu kez de bir ejderhanın nefesini tek bir püklemesiyle nasıl söndürdüğü hikayesini anlatıyormuş. Kimsenin ona zarar veremeyeceğini, çok güçlü olduğunu, karşısında kimsenin duramayacağını söylüyormuş. Bu hikayeler günlerce devam etmiş. Ateş her gün yeni bir hikaye anlatıyormuş. O akşam ormana avcıların geleceği haberi duyulmuş. Bu durumda ilk olarak Bubi'nin yanına gitmesi gereken haberci güvercin Ateş'in yanına gelmiş. Bu durumdan onları ancak Ateş'in kurtarabileceğini söyleyip Bubi'nin emekliye ayrılması gerektiği konusunda diğer hayvanları da ikna etmiş. Yeni aslan kral Ateş olacakmış. Ateş ne yapacağını bilmiyormuş. Çünkü o bir yalancıymış. Bubi gerçekten de yanılmamış. Bütün hayvanlar Bubi'nin yanına gidip onu tahttan inmeye ikna etmişler. Bubi çaresizmiş. Artık halk onu istemiyormuş. Tek kelime etmeden tahtından inmiş. Tahta geçen Ateş hiçbir şey yapmıyor. Öylece bekliyormuş. Ama halkın ondan beklentisi büyükmüş. Bir süre sonra hayvanlar Ateş'e onları avcılardan kurtarmak için planının ne olduğunu sormuşlar. Siz şimdi gidin. 2 saat sonra gelin. Ben de planımı gözden geçireyim. Size anlatacağım. Demiş. Hayvanlar şaşırmış. Ama Ateş'in bir bildiği vardır deyip gitmişler. Ateş aslında çok korkak, cesur olmayan bir aslan olduğundan kaçmaya hazırlanıyormuş. Tam kaçarken Bubi onu görmüş. Baştan beri düşündüğü şey gerçek olmuş. Sana yardım edeceğim. Ama sen de bu iş bitince herkese gerçeği anlatacaksın. Tamam mı? Yalan söylemeyecek ve bütün hayatını dürüst bir aslan olarak geçireceksin. Ateş her şeyi kabul etmiş.
Bubi'nin planıyla orman o gece avcılardan kurtulmuş. Ama herkes bunu ateşin yaptığını sanıyormuş. Bubi halkının karşısına geçmiş ve... Aslan Ateş'in size anlatacakları var. Seni dinliyoruz Aslan Kral. Ben size yalan söyledim. Anlattığım hiçbir şey gerçek değildi. Olduğum gibi değil de olmak istediğim gibi görünmek istedim. Bu gece sizi ben değil Bubi kurtardı. Asıl kralınız o. Ben buradan ayrılıyorum. Lütfen beni affedin. Ateş hatasını anlamıştı. Bugüne kadar hep olmadığı kişi gibi davrandı ve yalan söylediği için her yerden kaçmak zorunda kalmıştı. Ama bu sefer farklıydı. Doğruları söyleyip herkesten özür dilediği için onu ormandan kovmamışlardı. Orman halkı Ateş'e ne kadar kızsa da sonunda gerçeği söylediği için onu affetmişlerdi. Ateş için artık dürüstlük ve doğruları anlatmak her şeyden daha değerliydi. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar bu ormanda dürüstçe yaşamaya devam etti.